Merhaba, denizin izine hoş geldiniz. Bugün evde mısır cipsi yapacağız. Malzemelerimiz oldukça basit. Neredeyse mısır unuyla suyu karıştırıp yapabiliriz. Eğer tavada yapmak istiyorsak içine yağ koymamıza gerek yok. Ben fırında kızartmak istiyorum. O yüzden içine yağ koyacağım ve baharatlarla tatlandıracağım. Ben diğerlerinden farklı olarak bu defa içine chia tohumu kullanacağım. İlk defa deneyeceğim. Nasıl olacağını da böylece beraber test etmiş olacağız. Tamam. Elimde şu anda sapsarı güzel bir mısır unum oldu. Ele yapışmayacak bir kıvam elde ettim. Çok az, yarım çay bardağı kadar su kullandım. Fakat siz dikkatli olmalısınız çünkü her un farklı olduğu için su çekme oranları da farklı olacaktır. Ele yapışmayan güzel bir kıvam elde edince bırakmalı ve daha sonra buzdolabında 15-20 dakika arası dinlendirirsek tam formuna ulaşacaktır. Ben bu kadar sarı olması için zerdeçal kullandım. Sağlıkla katacak chia tohumu ve cips lezzetini yakalamak için de köri kullandım. Ve acı seviyorsanız biraz da kırmızı pul biber kullanabilirsiniz. Şimdi artık açıp fırına koymak için vakti geldi. Mısır unu glutensiz bir hamur olduğu için açması zor. Fakat hiç korkmayın, oyun hamuru gibi eğlenceli olacak açması. Ben bu defa direkt pişirme kağıdının üzerine tepsi de açtım. Çünkü başka bir yerden alırken daha önce yaptığımda zorlandım. İstediğim şekilleri verdim. Bazı yerlerde kalanları halka yaptım. Diğerlerini de üçgen yaptım. Şimdi 100 derecede 10 dakika kurutup sonra 175 derecede pişirmeye geçeceğim. Benim mısır cipslerim şu anda fırından çıktı. Yaklaşık 15 dakika sürdü çünkü çok ince açmıştım. Sizin de inceliğine kalınlığına göre pişme süresi değişecektir. Artık yeme zamanı geldi. Ben mısır cipslerimi yaklaşık 15-20 dakika kadar fırında pişirdim. Sizin pişirme süreniz de açtığınız hamurun inceliğine göre değişecektir. Kontrollü pişirmekte fayda var. Unutmayın, ne kadar ince olursa o kadar lezzetli bir cips olacaktır. Ben yanına yoğurt sos hazırladım. Üzerine çörek otu serptim. Siz çörek otunu isterseniz hamuruna da koyabilirsiniz. Bu cipslerin yanına avokado ile hazırlanmış sos çok lezzetli olacaktır. Daha önce denedim. Gerçekten çok beğendim. Yanına bir sürü farklı alternatif kullanabiliriz. Eğer beğendiyseniz, bunun gibi farklı lezzetler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.